Evet değerli Köy TV izleyenleri, Rekor Girişim toprak düzenleyicinin sunduğu fuarımız tüm üzere devam ediyor. Şu anda fuarımıza Denizli'den katılan Rema Tarım'dayız ve yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Adem Erdoğan var. Adem Bey merhabalar, programa merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizleri ve firmayı kısaca tanıyabilir miyiz Adem Bey? Rema Makine Tarım 2004'te kurulmuş bir firmamızdır. Damlama, sulama ve makine konusunda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Çiftçilerimize en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizin sorunlarıyla uğraşıyoruz. Rakiplerimizle değil, çiftçilerin sorunlarıyla uğraşan bir firmayız. Çeşitli makine imalatlarımız var. Hem imalat, hem ithalat, hem yurt içi çalışmalarımız var. İmalat konusunda ceviz soyma makineleri, ceviz silkeleme makineleri, çapa makineleri, toprak alt damlama serme makinamız var. Kendi imal ettirdiğimiz damlama sulama borumuz var. Şey diyeceğim, toprak altına borudan bahsettik, damlama sulama. Toprak kaç altı santime kadar girebiliyor? 30 efendim? Santim, 40 santim girebiliyor. Yani bunu gelecek 5 sene içinde çiftçilerimiz buna dönecek. Çünkü ot oluşmasında, ağacın daha iyi verimli sulanmasında toprak altı sulama daha iyi randımanlı. Boru toprağın altına geçtiği zaman çapalaması kolay. Ot oluşmasını engelliyor. Yani yeryüzünü komple sulamıyor. Sadece ağacın kökünü suluyor. Ve de toprağın yukarıya değil, kökün yukarı değil, aşağıya gitmesini sağlıyor. Su nereye giderse kök de zaten otomatikman oraya geliyor yani. Su nerede olursa hemen oraya hemen geliyor. %20 en azından. Tabii ki de. Bir dışarıdan güneşten, soğuktan bir borunun etkilenmesini önlüyoruz. Ve de zararlı hayvan. Size de ömürlük oluyor mu bu? Tabii ki de. Yani 15 sene garanti veriyoruz biz yani. 15 sene sıkıntı yaşamıyor. Öbür türlü adam bir kuş deliyor mesela, bir fare deliyor. Bunlardan da önlenmiş oluyor yani. Boru toprağın üzerine görünmediği için. Adam bir çapa yapacak, borusunu kesiyor. Çapa yapacağı zaman. Bir otunu biçecek, borusunu kesiyor. Bunlardan korunmuş oluyor yani bu vasıtayla. Adem Bey, şimdi standınıza geldim, ilk dikkatimi çeken ceviz soyma makineleri oldu. Evet. Burada 4 boy da görüyorum. Burada biz bütün bunlardan biraz bahseder miyiz? En küçük bütçeden adamın 2 cevizi var. Oradan tutuverin. Profesyonel yapan kişiler de kullansın diye 150 kiloluk, 250 kiloluk modellerimiz var. Daha büyüğünü de düşünüyorduk ama daha büyüğünde artık yani ceviz zarar görmeye başlıyor. Yani ne kadar büyürse o kadar zarar görüyor yani. O yüzden büyüğünü düşünmüyoruz. Eğer adamın hani 10 ton, 20 ton cevizi çıkıyorsa biz o adama 2 boy makine tavsiye ediyoruz. Özelliklerinden bahsedersek nedir efendim? Özelliklerinden bahsedersek bunun içindeki rende aşındırıcılı sistem civatalı. Bunu adam mesela 5 yıl, 6 yıl sonra aşındığında civatalarını söküp rahatça kendi değiştirebiliyor. Öbür türlü adama kargosu sıkıntısı olmuş oluyor. Yani adam arızalandı diyelim. Fabrikaya gönder bakalım. Tekrar fabrikaya gidecek, gelecek. Adama 400-500 lira bir kargo masrafı. Bundan kurtarmış oluyoruz biz. Adama bize içindeki aşındırıcıyı kargoladık mı adam kendisi basitçe değiştiriyor yani. Bu sorundan kurtulmuş oluyor. Saatte ne kadar ceviz soyabiliyor? 10 dakikada sorunsuz soyma işlemi gerçekleştiriyoruz. Ve de bizim içindeki devir ayarı sistemimiz vasıtasıyla bunun 5-6 dakikadan sonra devirini düşürmeyi düşünüyoruz mesela. Yani artık cevizde kesinlikle çatlaklık bile olmayacak yani. Üzerinde küçük küçük çatlamalar oluşmasını da engelleyeceğiz. Kırılmayı zaten geçiyoruz. Küçük küçük çatlamaları engellemek istiyoruz yani. İçine kesinlikle su almaması için. Bir de biz mesela cevizi yıkamıyoruz. Yani sadece cevizin kabuğunu nemlendirme. Daha rahat kolay soyulmasını sağlamak yani amacımız. Cevizi yıkamak değil yani komple. Peki durum bu. Standınızda ceviz soymadan hariç ceviz soyma makinesi, zeytin çizme makinesi. Müşterilerimizden yoğun talep geldi. Böyle bir manuel makine düşündük. Buna biz elektrikliye de çevireceğiz. Aynı zamanda salça makinesi. Bunun saatte 500 kilogram gibi bir kapasitesi var. Küçük olmasına rağmen yani adam 4000-5000 liraya bir makine almasına gerek yok. Buradan piyasaya çalışabilir yani adam. Eşine, dostuna, komşusuna rahatça yapabilir yani. Ne uygun fiyatta? Tabii ki de.
Onun fiyatı neydi? Onun fiyatı 2000 lira. Daha sonra yem kırma ve ot parçalama makinesi düşündük. Bunu aynı anda yapabilen bir makine yoktu. Ya yem kırma makinesi alıyordu adam ya da ot parçalama alıyordu. Bunun aynısını hani iki anda yani yapabilmesi için biz makine tek makineyle çözüyoruz yani. İçinde ebatlı, çeşitli ebatlı elekler var. 4 çeşit otunu parçalıyor, ekmek parçalıyor. Daha sonra misir koçanı, silajlık mısır, arpa, buğday ne isterse hepsini tek kalemle bir makinede yapabiliyor. Süt sağan makinamız var. Rema süt sağan makinesi. Bunda da 15 sene sorunsuz kullanabiliyor yani sorun yaşamadan.